yüz yüze bölümümüz var. Hadi. Yüz yüze. Burada kim daha iyi oyuncu? Burada acting, performanslar konuşacak. Kliplerinizde şov yapmayı biliyorsunuz. Kliplerinizde 3 dakikada 5 dakikada ben çok iyi oyuncuyum şeylerini biliyorsunuz. Senaryoları kendine yazdırıp. Evet canım. Evet canım, aşık öyle bakışlar falan. Şimdi göreceğiz kim daha iyi performer. Kaan. Kaan'a gittim lan, artist yapmayın. Kaan'a gittim. Siyah. Evet. En iyi başrol oyuncuyum ben. Siyah ödüllü. Bravo valla, alkışlayalım seni. Hemen alkışlayalım seni. Herkes bir dakika. Bunlar. Bir dakika. Bravo. Bunlar konuşulsun ya, bir dakika. Büyüksün be. Ha. Sizi çağırdık diye hepsi de övmeyeceğiz kardeş. Bir dakika. Tamam. Gel. Şimdi şu kartlarla yüzümüzü kapatıyoruz. Ben size bir durum tarif ediyorum. Ve o durumun içerisindeyken, içerisinde olduğunuzu hayal edip o anki yüz ifadeniz. Tamam. Kim daha iyi aktör veya aktris? Haydi bakalım. Kapatalım yüzlerimizi. Bir yemeğe çıktın, karşında flörtün var. İlk yemek çok önemli. Gerçekten önemli. Mutlu görünmen lazım. Ve karşındaki kişi yemek yerken sürekli bıçağıyla tabağı gıcırdatıyor. Senin de kulakların çok hassas müzisyen olduğun için. Öyle bir gıcırdattı ki kulağının zarı adeta delindi. O anki yüz ifadenizi istiyorum. 3, 2, 1. Evet. Simge trip atıyor. Tam o acıyı... Trip atmıyorum, trip aslında. Hani, benim mimim o yani. Hı, tadım kaçtı şeyi bu. Evet. Hı. Seninkisi de kaş mı? İddiaya girebiliriz. Ender kazanır. Ya en azından mimikle. Tamam, ben de Simge diyorum. Hadi bakalım. Ender şu diyor. Anki şu durumda Simge diyen alkışlayabilir mi? Ben kaybettim. O kadar tamam. Soğuk bir alkış gibi. Bak geliyor. Morment diyenler. Herhalde. Mimikte. Eyvallah. Yönlendirme var. Yönlendirildin. Bu sayılmaz. Tekrar mı? Sonraki. Hadi. Asansördesin. 2 kişisiniz arkadaşınla. Yanınızda bir kişi daha var. Üstünden, başından, giyiminden, kuşamından, ayağındaki parmak arası terliğinden net. Gözleri de çekik. Japon bir turist zannettin. 27. kattan aşağı inene kadar konuştun. Japon bir turist deyince hemen kafanı sallama sen de. Çok muhatap olduğum şey gibi. Konuştun. Adamın tipine bak. Aman lan ne yemiş, ağzı kokuyor. Bunları da suşiye doymadı. Deniz mahsulünden ne biçim terleri de leş gibi falan filan, böyle ırkçılığa varacak şekilde konuştun. Hı. Adam en sonunda dedi ki... Abla saat kaç? O an arkadaşınla ifadeniz. 3, 2, 1... Ya sen sadece kaş kaldırma özelliği mi var ya? Sen botokslu değilim şeyine mi çalıştın? Nedir arkadaşım? Abi tabii Simge. Benim başıma geldi bu. Geldi mi? Çok kötü bir şekilde geldi. Yani hemen anlatmak isterim. Anlatsana, ne oldu? Yunanistan'da Seçkin, ben çok yakın bir kız arkadaşım bir dükkana girdik. Bir kolye beğendim. O zamanın parasıyla da böyle pahalı bir şeydi yani, hatırlamıyorum ama. Aldım kolyeyi, attım. İçeride bir çocuk vardı. Çok yakışıklı bir herifti. Allahu. Sonra içeri girdik ve üçümüz de böyle çocuğa olduk böyle hani. Ay ne güzel, ne yakışıklı çocuk, vay be falan. Sonra muhabbet bizim oldu. Bozuldu iyice. Ve kendi tabii arkadaş aramızda olduğumuz için orada bir kız oturuyor falan. Bozuldu derken çocuğu övmenin limitini mi kaçırdınız? Hayır. Biz şöyle bozduk muhabbeti. Bu kız bu çocukla mı beraber diye bir döndürdük senaryo. Aa. Kesin dedik ki böyle çocukların da böyle suratsız kız arkadaşları olur. Bu kızını da nereden buldu falan gibi böyle kızı söve dükkandan çıktık. 5 dakika geçti, sahilde yürüyorduk böyle sakin. Yani kızı sövdükten sonraki kısım. Çocuk koştu, sorry diye böyle İngilizce bir şekilde konuşmaya başladı. Bu çocuk yakışıklı çocuk. Evet, İngilizce olarak dedi. Bu kolyeyi kız arkadaşım size hediye etmemi istedi. Çünkü kız arkadaşım Türk, konuştuklarınızda duydu. O yüzden bunu beğendiğinizi gördüğü için size hediye etmek istedi dedi ve ben böyle bir falan diye bir... Yerin dibine sokmuş be. Kötü. Kız bile nezaketiyle de seni ezmiş, biliyor musun? Evde duruyor kolye şu an yani, muhtemelen seni zaten... Seni aşağılamış resmen. Humiliation yaşatmış sana. Çok kötü aşağılandım. Gerçekten. Aynen, şok olduk. Ben bir tane İzmir'de bir mekana girdim. Tişört sordum. Çok pahalı geldi bana. Kadının yüzüne karşı bir anda yanlış dedim. Arabamı alıyorsun gibi böyle çok kötü bir yorum yaptım. Çıktım. Abi akşam oyunuma geliyormuş kadın. Oyuna geldi, kuliste tişört. not yazmış işte size layık değil. Dudaklarını ısırdı mı benim gibi? Ya çok kötü oldum ya. Gerçekten çok pişman oldum ama gene de bence gene pahalı. Bana ben hala vermem paraya. Yani bu çok pahalı çok diyebilirsin bu arada. Niye diyemeyesin ki? Ama yani yüzüne de araba mı alıyorum? Hala yani. Tişört mü olur? Ne yapayım üstüne binip geleceğim. Benimki daha ayıp bence. Seninki değil yani. Benimki son derece fena bir şey yani.